Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Demek çok isterdim ama bu benim kanalım değil. Aradolu.com çok güzel bir şeye başladı, Dolu Sohbetler diye. Ben de ilk konuğuyum. Öncelikle çok teşekkür ederim beni misafir ettikleri için. Ama bugün siz aslında benim evimdeki kendi mutfağıma konuk oluyorsunuz. Ben kimim derseniz, Karolin. İzmirliyim, İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık 10 yıldır. Bugün sizlerle aslında sohbet edeceğiz. Sohbet ederken de ben güzel bir şey yapacağım. Çok güzel derken bayağı kolay bir şey yapacağım aslında. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir şey. Pancarlı humus. Şöyle neden pancarlı humus diye önceden söyleyeyim. Pancar aslında o kadar faydalı bir sebze ki cilde çok iyi geliyor, saçlara çok iyi geliyor. İçindeki mineraller ve etken maddeler sayesinde karaciğeri bir kere destekliyor, güçlendiriyor. Akne oluşumunu kesinlikle yok etmeye yarıyor. Onun haricinde yağ yakımında çok güzel bir yardımcı. Selülit gibi problemleri olanlar varsa bunu aklınızda bulundurun. Ben bugün pancar tozu kullanarak yapacağım sizinle birlikte bu tarifi. Çünkü pancar tozunu da şöyle bir sebepten ötürü tercih ettik. Biz bunu kuruttuğumuzda, toz halinde kullandığımız zaman o değerler çok daha fazla içinde hapsolmuş oluyor. Yani çok faydalı bir şey yapıyoruz. Ne yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Nohut dediğiniz şey bir gece önceden suya yatırmanız lazım ya da çok güzel haşlamanız ve kabuklarını soymanız gerekiyor. O yüzden vakit almasın diye ben bunları dün geceden yaptım. Şimdi işlemi yapmaya başlıyoruz. Birazcık ayırdım. En sonrasında süsleme için tekrardan şu nohutları kullanacağız. Bir süredir karantinadayız. Herkes evinde. Kendime vakit ayırma fırsatı buldum. Çok uzun zamandır evde bu kadar kaliteli zaman geçirmemiştim. O çok iyi geldi. Onun dışında kendimle ilgili yeni yeni şeyler keşfetmeye başladım. Çok yakın bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ben yüz yogası işte araştırmaya başladım. Biraz baktım işte kimler neler yapıyorlar falan gibilerinden. İnanılmaz ilgimi çekti. Bakım olaylarına ilgiliyim azıcık. Arkadaşlarım bunu bilir. O yüzden de araştırmalarımı yaparken çok değişik tekniklerle karşılaştım. Yüz kasları için spor var aslında. Tip olarak çok komik gözüküyorsunuz size bunların hepsini yaparken. Ama aşırı keyifli ve gece gündüz yapmaya başladım. İlk başta aman çok uzun sürer falan diyordum. İşte ama bu kadar vakit ayıramam yani vaktim var ama insan bazen kendini yeteri kadar motive edemiyor böyle şeyleri yaparken. Ve ben şöyle ups. Allah'tan üstümdekiyle aynı renk. Ya şunu göstermem lazım. Sohbetimizi bunu balla bölüyor olayım ama şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Onun için bugün böyle giyindim. Kokusu bayağı iyi. Yani keşke şu an bunu koklayabiliyor olsaydınız. İnanılmaz. Neyse nerede kalmıştık? Yüz egzersizleri. Profesyonel olarak yaptığım bir meslek tabii ki de değil bu. Tamamen kendimi geliştirmek ve keyif aldığım bir şey yapmak adına yapıyorum. Ben ara ara bu değişik şeyleri denerken storyler çekmeye başladım. Paylaşmaya başladım. Birçok kişiden de çok tatlı tepkiler geldi. Dedim tamam ya ben bu işi bir deneyeyim. Deneyeyim derken başkalarına fayda sağlama işini. Birçok kişinin denediğinin de geri dönüşünü aldım. Ve faydalarını da görmeye başlamışlar. Çok mutluyum. Tabii bu işin faydaları olduğu kadar yorucu tarafları da var. Bahsettiğim videoları çekebilmek için birçok şey çalışmam gerekiyor gün içinde. Zaman alması hiç problem değil. Çünkü zaten şu anda zamandan fazla neyimiz var. Fakat şöyle, çok yüzümle oynamaya başladım. Çünkü şöyle şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte bir masaj hareketi olsun, bir olabiliyorsa yoga hareketi koyup üstüne de egzersiz hareketini ekleyip böyle birazcık da eğlenceli ve değişik bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Mesela çok sevdiğim bir tane bu çene hattı için yaptığımız bir hareket var. İşte kanca diyoruz buna. Kancayı yapıp alttan baş parmağımızla desteklediğimiz şöyle çekme hareketi var. Burada güzel bir kayganlık olması lazım. Çünkü o kayganlık olmazsa suratımızın bazı yerlerini düzeltmek isterken diğer taraftan da gereksiz kırışıklığa da sebebiyet vermemek gerekiyor. O da çok önemli. O yüzden çok dikkat ederek yapmak lazım. Açamadım sanmıştım. Ay keşke şu an canlı yayın falan olsaydı da siz bana soru soruyor olsaydınız. Her zaman için önemli olan şey nedir? Dış görünüş haricinde gerçekten sağlıklı beslenmek. Organik beslenmenin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Biliyorum her zaman her şeye erişemiyoruz. Ama gerçekten bunu şey olsun diye söylemiyorum. Aradolu'daki ürünler, malzemeler o kadar güzel ki. Yani yemek haricinde cilt bakımı, temizlik malzemesi ya gerçekten bunlar da çok önemli. Yani bunları hayatımızın içine yerleştirebilmek muhteşem bir şey. Yani mutfakta
çok haşır neşir olan birisi olmadığımı zaten anlıyorsunuz herhalde. Hazır. Yani şöyle bir koku yok. Efsane. Yüz egzersizlerine geri dönmek gerekirse, kendi cildinizi dinlemeniz en önemlisi. Günde yarım saat ayırmanız en fazla yeterli olacaktır. Nemlendiricimi sürerken yaptığım çok basit hareketler var. Elinize aldınız, suratınıza sürdünüz hafif hafif nemlendiricinizi. Bir kere boyundan başlayın. Boyundan yukarıya doğru hafif el hareketleriyle boynunuzu güzelce yukarıya çekerekten yedirebilirsiniz. O sırada çok basit ne yapabilirsiniz? Kafanızı geriye doğru atıp ön çenenizi yukarı çıkartırsanız buradaki kasları çalıştırmış oluyorsunuz. Kreminizi sürerken bunu deneyebilirsiniz. Aynen şu şekilde bunu yapabilirsiniz. Benim en çok yaptığım şey elmacık kemiklerimin daha görünür olmasını istiyorum. Ki hani hali hazırda anneanne vergisi var. İşaret parmağımı kullanarak da güzelce yukarıya doğru çekiyorum. Bunu biraz baskı uyguluyorum normal şartlarda. Yani çok çok basit yani sadece bir dakikanızı alacak şekilde günlük rutininize bunları koyarsanız 28 günde gözle görülür fark göreceğinizi söyleyebilirim. Ben etkilerini çok daha kısa zamanda görmeye başladım çünkü biraz fazla yapıyorum. Cildim ışıl ışıl. Çünkü oradaki kaslarım, hücrelerim hepsini çok güzel bir şekilde çalıştırıyorum. Bu arada dayanamayıp yemek istiyorum. Mutfakla aram aslında iyiymiş. Bunu fark et. Vakit olduktan sonra işte insan keyifle yapıyor. Ya keyifle yapınca her şey çok daha güzel oluyor. Dayanamadım. Humusa geri dönüyorum. İlk başta biraz nohut ayırmıştım. Onu tavada kavuracağız. Bu biberiyeli zeytinyağı, hatta evet tahmin etmiştim, Hatay'dan inanılmaz bir lezzet veriyor. Onunla kavuracağım. Burada konu bölümdü zeytinyağından ötürü. Her iki profilden de fotoğrafı çekmek çok faydalı. 28 gün sonra tekrardan fotoğraflarınızı çekin. Ve eğer benimle yapmaya başladıysanız mutlaka benimle paylaşın, çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten faydasını göreceğinize inanıyorum. Kızarttığım nohutları böyle gelişigüzel. Hemen yemek programcısı moduna girdim ha. Nasıl da anlattım. Güzel gözükmesi için birazcık da çörek atı serpeceğim. Yeni keşfettim. Doğal kolajen ve protein cipsi. Ve acılı. Açmadım, ilk defa deneyeceğim. Bu yüz egzersizleriyle yüzümüzün elastikliği ve kolajen üretimini de artırıyoruz. Çünkü oradaki kan dolaşımı artıyor. Şöyle. Çok tatlı. Kalp bilmiyordum. Bilmiyordum. Kalple bir çanak seçmiş olmamız. Ya Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Bu tatlılık şöyle şey yapsam düşer mi? Beni misafir ettiği için aradolu.com'a, siz de benim mutfağıma konuk olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bahsettiğim konularla ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz olursa bu videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı hepsini cevaplamaya çalışacağım. Mutlaka cevap veririm yani. Ben çok sevdim bu olayı. Tekrardan görüşmek dileğiyle.